Merhaba değerli dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir dertleşme videosuyla tekrar birlikteyiz. Artık kanalın ikinci yılı dolmak üzere. 19 Şubat 2020'de kanalın ikinci yılı dolacak. Aslında ben her ay böyle bir dertleşme videosu yayınlamayı düşünüyorum. Yani kanalda neler oluyor, sizler nasılsınız, işte hangi filmi izledik, ne oldu, bitti, oyun gündemi neler diye bu şekilde. Tabii belki güzel olursa bunu daha sık da yapabiliriz ama neyse şimdilik sadece ay sonları diye düşünüyorum. Maddeler hazırladım. Önce benden ne haberle başlayalım. Valla benden iyi. Yaklaşık 5 aydır işsizim. Yani çalışmıyorum. Bunu değerlendirip evde işte oyun videolarına biraz ağırlık verdim. Kanalı biraz harekete geçirmeye çalışıyorum ki biraz sonra söyleyeceğim maddelerden bir tanesi de bununla ilgili. Yani belki bu işi, bu yaptığım hobi niyetini yaptığım şeyi belki bir işe dönüştürebilirim diye çabalıyorum ama yani zor tabii çünkü milyonların isteği bu. Evde oturayım, YouTube'dan içerik üreteyim veya blogda yazı yazayım. İşim bu olsun diye ama çünkü insanın kendi yetenekleriyle ilgili bir şeyler yapması daha verimli olur diye düşünüyorum. Neyse, kanalda son durum ne? Vallahi kanalda son durum şu. Yani 165 abone falandık en son. Ya bir baktım uçtu gitti kanal. 202 aboneye geldik. 202 abone olduk. Videolarda izlenme artmaya başladı. Bunun tabi sebebi bir tane oyun sonucunda oldu. Ama önce şunu söyleyeyim. Colossus isimli abonemiz 200. abone. Ona hoş geldin diyorum 200. olarak. Ama ondan önceki tüm abonelerime çok teşekkür ediyorum. Bana destek verdikleri için. Hangi oyun peki aldı başına gitti? The White Door. The White Door yayınladım. Aslında şöyle oldu, ben geceleri Steam ve işte Epic Store gibi oyun platformlarını gezip yeni oyun ne var diye bakıyorum. Yine bir akşam gezerken The White Door'u gördüm. 6,5 TL'ydi. Baktım Türkçe'de dil desteği de var. Bu oyunu indirdim ve hemen oynadım ki yarın dedim kanalda yayınlayayım. Yalnız hiç ummadığım bir şekilde kanalda bu oyun yürüdü gitti yani. Şu an organik olarak şöyle hatta yapayım ben şuradan bakarak. Videolarda... Yani sıralamayı en popülerlere koyduğum zaman ilk başta zombi istilasında ne yaparız isimli videom var. Fakat bu video organik bir video değil yani. Gösterim organik değil. Çünkü ben kanalda abone sayısı artmayınca bir ara dedim ki ya bir şey yapsam ne yapsam YouTube'a reklam vermiştim. Bu oradan kaynaklı yani 1200 görüntülemesi var ama organik değil yani. İkinci sırada gizemli kapının ardındaki dördüncü gün. The White Door'un dördüncü bölümü. Yani üçüncü bölümü ama dördüncü günü anlatan bölüm var. 896 görüntülemesi var değerli dostlar. Yani hiç ummadığım bir oyun aldı yürüdü gitti. Ve bu oyun kanala çok abone de getirdi. Ben de şaşırdım yani. Herkes PUBG oyna şunu yap bunu yap diyordu. PUBG'ler hiç de o kadar değer görmedi yani bu oyun kadar. Tabii şu da var yani şimdi PUBG'de yetenekli olsam yani çok iyi adam vursa 15 kill 20 kill oyunu bitirsem hep lider olsak biraz da anlatımım güzel olsa onlar da tabii ki değer görür diye düşünüyorum ama benim yeteneğim şeylere uygun değil. Mücadeleci oyunlara uygun değil yani yapamıyorum oyunları ve oyunları zevk olsun diye işte arkadaşlarla. Bu oyun aldı gitti. The White Door. Mesela bak bakın daha doğrusu özür dilerim. Hiçbir Apex veya şey videosu yok. Bir tane Apex videosu var. O da yine reklam verdiğim 470 görüntüleme almış. Kanalın ilk 10 videosunda şey yok yani. Hiçbir Battle Royale oyunu yok. Sonlara doğru yani 64 görüntülemeli The Third Person modu denemiştim. Apex'te o var. Yani inanılmaz bir şekilde kanalı götürdü The White Door. İlk defa oynadığım bir Rust Lake oyunuydu. Rust Lake'e de teşekkür ediyorum. Diğer oyunlarını da oynamayı düşünüyorum. Ama kanala abone getirir diye değil. Gerçekten güzel. Hem Türkçe dil desteği veriyorlar. Hem de oyunları böyle ilginç yani. Peki planlarım neler? Neler yapmayı düşünüyorum? Şimdi hala iş bulamadım. Yani çalışma hayatı da bana göre değil yani. Bilmiyorum. Yani biraz kendi sevdiğim işlere denk gelmiyor. Yani ya da sevebileceğimiz işlerden para kazanamıyorum. Çalıştığım, para kazanabileceğim işleri de sevemiyorum. Yani çalışma ortamları bana göre değil, bilmiyorum yani olmuyor. Kendi başıma bir şey yapmayı düşünüyorum ama şu anda da Türkiye'de bir iş yeri açmak biraz sıkıntılı. İşte kira, o bu şu derken zaten hiç çalışmasanız daha karlı olursunuz. Üretim, yani bir şey üretmek zor.
Yani çok büyük param olsa bir oyun şirketi kurmak isterdim, bir oyun firması. Belki her oyuncunun aklına gelen bir şeydir, bilmiyorum yani. Ama ben çok hoşuma gidiyor. Kurmasam bile bu bağımsız oyun firmalarından birkaç tanesinin hissedarı olmayı düşünürdüm. Şimdi bloğum var zaten bir tane. Fakat bu bloğu daha geliştirmeyi düşünüyorum. Yani tasarımı, yeni bir tema yükleyip oyun incelemelerini yazmayı düşünüyorum. En baştan oynadığım oyunların hepsini tek tek, işte bak şu oyun şöyleydi, oyun hakkındaki fikirlerimi, incelememi yazmayı düşünüyorum. Zaten blog yazarım, yani yazmaya karşı bir ilgim var. Bu yazma işini daha çok yapmayı düşünüyorum. Sadece oyun incelemesi değil tabii, film incelemesini de, hayatla ilgili görüşlerimi de yazmayı düşünüyorum. Kanalda çekiliş yapma isteğim var. Ama şimdi çekiliş yapmak istiyorum. Kanalın yine abone sayısı artsın diye. Fakat canlı yayın yapacak internetim yok yani. Şimdi canlı yayında da çekilişi yapmazsam, sonuçları canlı yayında açıklamasam insanlar yanlış anlar. İşte sen tanıdıklarına çıkarttın gibi bir şey olur. Onu bilmiyorum, nasıl yaparım. Öyle bir çekiliş yapma isteğim var ama yapabilir miyim bilmiyorum. Şimdi bu blog açma işinde devam edeyim biraz daha. Yani fotoğraf, şimdi neler var yeteneklerim? Fotoğraf çekme, işte yazı yazma. Bir tane kitabım da var zaten, Bilmişim Teknoloji isminde. Bir tane şu an çocuk hikayesi tasarlıyorum. Kafamda hikayeyi yarattım, karakterleri yarattım. Ama kurgusunu yapamadım, daha onu yapacağım. Bunu bir point click oyun yapmayı çok isterdim. İsmi de Topi'nin Papyonu. Ama detayları şimdi vermeyeceğim. Şu an karakterleri yarattık. Hatta kızım ve oğlum beraber üçümüz böyle fikir alışverişi yapıp beyin fırtınası yaparak karakterleri yarattık. Yaratmaya devam ediyoruz. Ama bunu bir oyun tarzı mı hikayeleştirsem yoksa çocuk kitabı gibi mi yapsam onu bilemiyorum. Yani böyle bir planım var. Planlama yapmam lazım. Oyunları oynarken maymun iştahlıyım. İşte şu oyun çıktı, dur şunu oynayayım. 3 bölüm, 5 bölüm diğerinden oynayayım. 2 bölüm buradan derken kafam karışıyor. Oyun ve iş planı yapmam lazım. Yani sırf oyun oynamak değil, blog yazısı, işte ses kaydı gerekirse mesela. Podcast de yapabilirim ama neyle ilgili yapacağım? Yani her şeye de bulaşmak lazım bilmiyorum ama yani kafamda öyle sorular var. Bir iş planı yapmam lazım çünkü plansız yapınca olmuyor. Yani sabah kalkma, işte şu bugün şu oyun oynayacağım, perşembe şu. Yani aylık plan da yapabilirim bilmiyorum. Tabii çıkacak oyunlara bağlı. İngilizcemi geliştirmem gerekiyor. Onda artık yani bu Sağır Sultan duydu yani. Tüm herkes için belki geçerli, bilmiyorum. Niye İngilizce geliştirmem gerekiyor? Çünkü oyun dünyasında veya herhangi bir şeyin dünyası ya İngilizce hep kardeşim. Yani kaynak bulmak, işte onlarla iletişime geçmek, daha iyi şeyler yapmak için İngilizce bilmek lazım. Ya kelime biliyoruz falan da ama bir türlü bu oturtamadım yani. Cümle içinde birkaç kelimeyi bir işte böyle tarzanca şekilde çözebiliyoruz ama olmuyor. Çalışıyorum, ajandan var, bilmediğim kelimeler her gün yazıyorum. İşte yabancı bir haber sitesinden bir oyun veya normal haber sitesinden bir haberi kopyalayıp yapıştırıyorum. Oradaki kelimeleri tek tek işte Türkçe anlamlarını bulup çevirmeye çalışıyorum. Bir şeyler yapıyorum, mücadele ediyorum ama olmuyor, bilmiyorum yani. Kendimi Kung Fu Panda gibi hissediyorum. Yani potansiyelim var. Aslında herkes diyor ki ya bundan bir şey olmaz. Bir hocam olsa, bir yol veren bana, belki de her konuda yani şey savaşçı neydi? Ejderha savaşçı olacağım ama olamıyorum bir türlü yani. Çünkü hiç kimse bana güvenmiyor. bir arkadaşım var. Daha doğrusu hocam. Seminer almıştım kendisinden. İçerik üretimiyle ilgili. Kendisi dedi ki bir kanalla ilgili bir görüşelim, neler yapabiliriz diye. Onunla görüşeceğiz. Onunla görüşten sonra değişikliği olursa size aktarmam gereken onları da söylerim. İki tane destek sayfası var. Patreon ve Kresus'ta. Şimdi Patreon yabancı, Kresus'ta Evrim Ağacı'nın açmış olduğu bir destek sistemi. İkisinde de sayfam var. Yani kaliteli içerik üretebilirsem, işte yazılar ve videolarla beraber, yani destek olmak isteyenler olursa diye bu sayfaları açtım. Ama her zaman söylüyorum, daha kaliteli ve destek olunması gereken daha önemli şeyler varsa onlara destek olsun herkes. Bana da destek olursa sonra ne ala. Benden olaylar bu, bunlar. Şu an 202 abonedeyiz. Yani tam moralim bozukken biraz yükseldi. İnşallah böyle devam eder, bilmiyorum artık. Bakalım ne olacak. Evet, 2020 Şubat,
işte Ocak ayı değerlendirmesi, işte durum raporu bu şekilde. Umarım 2020'nin Şubat sonu, işte Mart derken o diğer aylarda da görüşürüz. Yapabileceklerimi yaparım ve yani bir şey, hayatımı yoluna sokarım diye düşünüyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum değerli dostlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.